Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım, bugün sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet canım gönül dostlarım, bugünkü sorumuz aklımdaki kişiye benimle ve ilişkimizle bağlantılı kararın ne olacak? Evet, bugün bireysel danışmanlıklarımdan o kadar çok kararla ilgili sorular aldım ki dedim ki demek ki kolektif enerjimin şu andaki ihtiyacı aklınızdaki kişinin bir karara varması gerekiyor. Bakalım bu karar ne olacak diye ben de kartlarıma ve kolektif enerjime bir sorayım istedim. Evet, haydi bakalım her zaman o olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve şöyle bir her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerin adına şöyle bir hemen seçiyorum. Evet canım gönül dostlarım, şöyle bir kartlarıma odaklanın, rezone olun ve tabii ki kartlarıma sorun bakalım. Aklımdaki kişinin benimle ya da ilişkimizle bağlantılı kararı ne olacak, nasıl bir karara varacak diye bir odaklanarak sorun bakalım. Aklınızdaki kişiden nasıl yanıt alacağız? Hemen geldi tabii ki alacağım onu. Evet bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ve ilişkiyle bağlantılı son kararı ya da kararı ne olacak bir öğrenelim bakalım. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz kendinize ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da tabii ki videolarımın alt bandında benim WhatsApp iletişim hattım var. Oradan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar ve beğeniler bırakan canım gönül dostlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii ki süper teşekkürlerle de kanalıma destek verip alma verme dengesini sağlayan danışanlarımın da tüm dileklerinin kabul olmasına niyet ediyorum. Ay şu ısrarla gelmek istedim. Alacağım peki. Evet. Haydi bakalım şimdi kartlarımızı seçtik. Sizler de odaklanın, rezone olun. Videoyu durdurarak da odaklanabilirsiniz. Aklımdaki kişinin benimle ve ilişkimizle ilgili kararı ne olacak diye bir bakalım. Evet canım gönül dostlarım, hemen kartlarınızı bakalım açıyorum. Kafalar ne kadar karışık. Çok korkuyorsunuz ama bak net söyleyeyim. Sizde korkuları daha yoğun hissettim. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Sanki hani çünkü kaybetme korkunuz çok fazla. Ama o kişiyi, ama bu ilişkiyi kaybetme ya da bitirme korkunuz çok fazla olarak verildi. Dengeler değişecek ama sadece size şimdilik o kadar söyleyeyim. Hadi bakalım hazır mısınız? Başlıyorum. Şimdi canım gönül dostlarım, şimdi aklınızdaki kişiyle bağlantılı şu an niyet ettiğiniz kişiyle ilgili geçtiğimiz 5'li zamandan beri, yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren bir 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay ya da 5'li bir tarihten beri aklınızdaki kişi sizden kayıp olarak verildi. Yani sizden kayıp derken, yani sizinle arasına mesafe koymuş olabilir. Görüşüyor, iletişim halinde olabilirsiniz ama şehir ya da ülke olarak ayrılık vardır. Ya da gerçekten reel anlamda ayrı, dargın, kırgın ya da küs olabilirsiniz. Ama burada 5'li bir zaman beri aklınızdaki kişi sizden uzak, sizden kayıp. Yani sizin elinizden yetip gittiğini düşünüyorsunuz ve en çok da zaten burada
ayrılma korkusu ve kaybetme korkusunu dediğim gibi siz yoğun olarak hissediyorsunuz. Şimdi burada inanılmaz güvensizlik ve korkularınız da var. Şimdi bu korkular aslında ilk gelen kart aile bağı, akraba bağı, can bağı ya da gönül bağı duyduğu insanlar. Aklınızdaki kişinin. Şimdi gönül bağı dediğimde böyle ilişki olarak düşünmeyin. Mesela gönülden çok sevdiği, sözünden özünden ayrılmadığı işte teyzesi vardır, yengesi vardır, amcası vardır, dayısı vardır, yeğeni vardır, kuzeni vardır, iş arkadaşı vardır gibi gibi gibi. Siz buna göre alın. Hep diyorum ya, kendi enerjinize göre, kendi hikayenize göre alın benim söylediğim mesajları derken bunu kastediyorum. Şimdi bakın. Burada onunla bağlantılı, işte özellikle etrafındaki kişi ya da kişilerle de bağlantılı bir karar aşamasına geldiğini veriyor kartlarım. Yani aile bağıyla, akraba bağıyla ya da iş hayatıyla ya da iş çevresindeki kişi ya da kişilerle ilgili. Şu an evet bazı güvensizlik ve korkular yaşıyor olabilirsiniz ama onlu bir zaman içerisinde zaten sizi net kararını açıklayarak gelecek. Bu 10 saat içi olur, 10 gün içi olur, ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir saat dilimi. Şimdi benim sürekli izleyen danışanlarım benim zaman kavramımı çok iyi biliyor. Bu arada hani çok da zamana takılmayın, bazen zamana takılanlar da oluyor. İşte bu yüzden diyorum, bireyselde olay çok daha farklı boyutlara da geçebiliyor. Onun için de hani ama benden ama daha güvendiğiniz başka biri de olabilir, bilemem. Hani bir danışmanlık almanızda bir fayda var diye çırpınışım bu yüzden. Çünkü bakın bireyselde çok ama çok şey değişebiliyor. Ha kolektifle aynı ölçüde de ilerleyen var. Çok farklı boyutta ilerleyen de var. Şimdi bakın, kafanız çok karışık. Etrafınızda o kadar çok kafanızı karıştıran insanlar var ki, o bir şey diyor, o bir şey diyor, o bir şey diyor. Belki gidip danışmanlık aldığınız yerlerde de kafanız karışıyor olabilir. Ya da arkadaşınız bir şey söylüyordur, akrabanız bir şey söylüyordur gibi gibi gibi. Çünkü burada zaten bu ilişkiyle ilgili ya da burada niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı gerçekten çok zorluk yaşamışsınız. Zor durumda kaldığınız, etrafınızdaki insanların konuşmalarından, davranışlarından, hatta ve hatta o yetmiyormuş gibi belki de arada olan şehir ya da ülke mesafesinden ya da farkından da kaynaklı baya baya bazı sorunlar ve problemlerin içerisinde mücadele ettiğinizi söylüyor zaten kartlarım. Şimdi bakın, burada bir kere aklınızdaki kişinin size karşı duyguları var. Asla size boş olan bir insan değil. Yani evet, belki bitme korkusu, tamamen bu kararı verdiğinde belki de benim hayatımdan da gidebilir korkuları yaşıyor olabilirsiniz. Hani belki netleşsin dediniz, belki bu ilişkinin adını koy dediniz, belki artık evliliğe gidelim, ne bileyim bir yüzük takalım demiş olabilirsiniz. Ve burada kartlarım diyor ki sizin niyet ettiğiniz kişi zaten size onlu bir zamanda net bir kararla gelecek ve bu karar sizi bir kere inanılmaz mutlu edecek. Yani sizin için olumlu bir kararla gelecek. Sizin istediğiniz doğrultuda, sizi mutlu edecek doğrultuda ve gerçekten hatta sürpriz bir şekilde de karşınıza gelebilir. Şimdi biz onlu zaman dedik ya, önce o onlu zamandan önce bir ikili zaman. Mesela bu 2 gün, 2 hafta, 2 ay içi ya da ikili bir tarihte size önce bir hamle yapabilir. İşte engeli vardır, engeli kaldırır ya da işte sizi silmiştir, tekrar telefonuna ekler gibi gibi, hani örnek olarak veriyorum. Böyle bir durum gündeminizde olabilir ama onlu bir zamanda da net karşınıza gelip yüz yüze sizinle konuşacak. Ama bu kararda bakın bazı konularda ikiyüzlü davranabilir. Neden biliyor musunuz? Bakın dengeler değişecek. Hani örnek veriyorum, ailesi etkiliyorsa sizinle ilgili vereceği kararı aslında hem ailesine hem size başka türlü davranıp konuşabilir. Neden? Çünkü ne ailesini kaybetmek istiyor ne sizi kaybetmek istiyor. Yani ne yardan vazgeçiyor ne serden vazgeçiyor dedikleri bu işte. Bu yüzden dolayı da hani size böyle iki yüzlü de gelebilir. Ama şöyle de bir durum var. Dengeler değişecek. Bakın dengeler değişecek diyorum. Yani burada evet ilk etapta belki iki yüzlü gelir ama daha sonra bakın sizin istediğiniz koşullarda, sizin istediğiniz ayrıcalıkla ilerleyecek. Ama ilk etapta o denge ve düzenin değişip bir süre taşların yerine oturması için
farklı bir konseptle size hamle yapabilir. Şimdi hemen devam edelim. Bakın zaten bununla ilgili altyapıyı oluşturmaya başlamış bile aklınızdaki kişi. Evet, şu anda zaten o kararların aşamasına ve etrafındaki insanlarla da bunu zaten konuşuyor ve sizinle birlikte bu karara ve sonuca gitmek istiyor. Bakın şu an kendisini güçsüz hissediyor ama o kararı verdiğinde, net bir karara gittiğinde daha güçlü olacağını da biliyor ve bakın burada bakar mısınız? Ay, sadık kalp, aşıklar geldi. Yani size gerçekten aşkla ve sevgiyle bağlı bir kişiye niyet almışsınız ve bu yüzden de yani vereceği kararda da sizin de ona olan aşkınızın ve sadakatinizin önemi çok büyük. Ve bakın sizinle ilgili de hani evet belki size güveniyor olabilir ama yine de bir şeylerden emin olabilmek adına, sizinle ilgili belki de daha sonra pişmanlık yaşamamak adına da böyle derin araştırmalarda da bulunuyor. Bunu da yabana atmayın. Ama çok ikilemlerde olduğunu söylüyor zaten kartların. Bakın karar doğrultusunda, karar aşamasında sizinle ailesi, sizinle işi, sizinle işte alışkanlıkları gibi arada kaldığı, karar vermek zorunda olduğu, hatta arkasını dönüp gitmek ve net keskin bitirmek zorunda olduğu olaylarla ilgili de artık ikilemlerinin çok fazla olduğunu, ama burada biraz sanki hani bak ikiyüzlülükle de ne kadar eşleşen bir kart geldi. Hani belki böyle sizden bir esneme payı isteyebilir. Hani bana şu konularda biraz daha zaman tanı. Biraz daha böyle evet ben bu karara gideceğim ama şu konuyla ilgili ne bileyim işte annemle, ablamla, babamla, işimle, bağlılığımla, şuyumla, buyumla gibi artık neyse. Bunlarla ilgili bana biraz süreç ya da bir esneme payı ver diyecek ve gerçekten aslında bu konuda karar aşamasına çok duygusal davrandığını ve evet size belki de hiç beklemediğiniz bir yıkım yaşattığı için üzgün olduğunu ve burada diyor ki bak her şeyde çok fazla zaman zaman istisna gösteriyorsun. Bazı dengeler bu yüzden de bozuluyor. Bunlara dikkat et ve dengeyi koru diyor. Aslında burada size aklınızdaki kişinin mesajı şu. Belki ona zaman zaman söylediğiniz işte belki laflar, işte konuşmalar, davranışlar. Hani onun belki de size dengeyle geleceği anda o dengeyi bozmasına da sebebiyet veriyor olabilir. Zaten sizi de burada bu konuda uyarıyor. Evet, şu ara kendimle çok kavga ediyorum. Bu karar aşamasındayım. Ve bakar mısınız? Bakın karar soruyoruz ve kararla ilgili bir kart. Diyor ki bu dönem vereceğim kararlar benim için çok önemli olacak. Hayatımı etkileyecek bir karar aşamasındayım. Evet, belki seni yüzüstü bıraktım gittim ama hala aklım sende. Daha benden gitmedin diyor. Yani kararını verecek zaten. Ve bakın sana olan sevgim dolup taşıyor. Yeniden denemeye hazır mısın diyor. Alın buyurun. İşte kararlarından birisi demek ki yeniden denemek, yeniden birlikte olmak gibi. Ve burada diyor ki bak neden herkesin sözüne bu kadar çabuk inanıyorsun diyor. Yani etrafında seni diyor dolmuşa getiren, seni gaza getiren, belki de söylemleriyle seni ikna eden kişiler yüzünden de biz birbirimizi kırıyoruz derken, evet silkelen ve kendine gel, bizim için umut hala var diyor. Bak kararlarında ne kadar güzel. Ve son olarak da diyor ki artık bir şeylerin tam zamanı geldi, önemli olan burada senin de benimle ilgili vereceğin karar diyor ve ilişkimizle ilgili. Valla çok güzel geldi kartlar, gayet net tak 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 size mesajlarını verdi. Bundan sonra siz de ona göre gardınızı alırsınız. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.